Seni burada görmek ne büyük mutluluk. Ben de bu dağ başında beni kim bulabilir diye düşünüyordum. Sen bir deve kuşusun Atıf. Başın kumda, gelin dışarıda. Yardımcı olabilir miyim? Sebebi ziyaretin. Bu kadar yolu beni görmeye geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Seninle konuşacağız Atıf. Bazı şeyleri açık açık konuşma zamanı geldi. Bence de. Buyur konuş, dinliyorum. Senin benim hakkımda ne alıp veremediğim var. Bir saniye. Efendim? Ne diyorsun, anlamıyorum. Sağır mısın? Baban elimizde. Senden isteklerimizi daha sonra bildireceğiz. Bizden haber bekle. Ali... Sayma abla, babam nerede? İyi ki aradınız Atıf Bey. Sormayın, bugün korkunç şeyler oldu. Babanızla anneniz eve gelirken saldırıya uğramışlar. Babanızı kaçırmışlar. Anneniz de kalp krizi geçirdi. Şu an hastanedeyiz. Durumu ağır diyorlar. Durumu ağır ne demek? Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? İyi, tamam, geliyorum ben. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Kötü bir haber mi? Babam nerede Fırat? Babamı bırakacaksın. Tamam, vazgeçiyorum soruşturmadan. Babamı bırak! Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne demek ne saçmalıyorsun? Al belgeleri. Tamam, vazgeçtim hepsinden. Al belgeleri, hepsini yakabilirsin, tamam mı? Ya annem kalp krizi geçirmiş. Kadın öldü, ölecek. Ya Allah belasını versin belgesini de be. Babamı bırak diyorum Fırat sana. Pazarlık yapalım, beni al, babamı bırak, tamam mı? Fırat, ne oluyor? Doğru mu bunlar? İş buralara kadar geldi mi artık? Sen anlat Narin. İş buralara kadar geldi mi? Sen bu pislikle bir olup benim kuyumu mu kazıyorsun? Fırat, yapmayın bak. Yaşlı başlı adamdan ne istiyorsun? Al beni götür, pazarlık yapalım, konuşalım ha. Al dosyaları. Ay dosyasını al, dosyaları, git. Bak, senin canın sıkkın. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Git annenin yanına. Burada salak salak konuşacağına polise haber ver. Vakit kaybediyorsun. Fırat, eğer gerçekten bu işle bir ilgin varsa... Sen benim ne zaman haydutluk yaptığımı gördün Narin. Bu herifin oyuncağı olmuşsun sen de. Bravo. Büyük avukat. Öyle hemen bir tane araba hazırlayın. 2 tane de adam yollayın buraya, çabuk. Bunun yanına kalmayacağını biliyorsun değil mi? Hı? Canım pahasına da olsa senin bütün gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım, tamam mı? Süründürürüm seni. Umarım bu işin altından çıkmazsın Fırat. Ya baksana şu surata, gözümüzün içine baka baka doğruyu mu söyleyecek? Bırak Allah aşkına. Yürü gidelim. Atıf, bir sen değil mi o? Koş. Hadi. Atıf Bey. Atıf, sakın öfkelenip bir şey söyleme, tamam mı? Polis de sorgulayacak, sakin ol lütfen. Atıf Bey lütfen. Atıf Bey bir açıklama yapar mısın? Atıf Bey, bir sürü kayıptınız. Hayatınızdan endişeliyim. Atıf Bey. Arkadaşlar, hiç sırası değil lütfen. Arkadaşlar, hiç sırası değil lütfen. Hiç sırası değil. Arkadaşlar, bir saniye lütfen. Babanızdan haber verin Atıf Bey. Kendisinden haber alınamıyor. Atıf Bey, sandığınız biri var mı? Annem nasıl? Doktorlar içeride. Bir şey demiyorlar. Çok şiddetli bir kriz geçirmiş. Uzun zaman öylece o vaziyette ambulans beklemiş. Tamam, ağlamıyoruz, tamam mı? Hiçbirimiz ağlamıyorsunuz. Annem iyi olacak, tamam mı? Sami de burada. Onu da vurmuşlar yere gelesiceler. O da ağır. Tamam, sen otur, doktor geliyor. Merhaba doktor bey, Atıf bir sene. Nedir annemin durumu? Odama geçelim, daha rahat konuşuruz. Atıf Bey bir açıklama yapın. Atıf Bey lütfen. Atıf Bey. İfadenizi almamız gerekiyor. Şimdi mi? Hiç kendine değil. Ya sorsanız adamı söyleyecek durumda değilim. Annemin durumu malum biliyorsunuz. Kadın bayağı kötü. Şoförünüz Sami Kaşar darp edilmiş. Babanızın da aynı arabada olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca kayıp olduğunuzu bildirmişlerdi. Emniyet her yerde sizi arıyordu. Annemle şoför aynı arabadaydılar. Babam arabada falan değil. Ben de biraz kafamı dinlemek için ortalıktan kayboldum. Bizim şoförün akrabalarıyla mı ne işte bir sorunu vardı, alacak verecek. Sanırım onunla ilgili bir şey. Yani bizlik bir durum yok. Silahtar Bey'in iyi olduğuna çok sevindik beyefendi. Zira biz onun da arabada olduğunu düşünüyorduk. Babam gerçekten kaçırıldı. Nasıl yani? Kaçıranlar taleplerini iletene kadar polisin hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Evet. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmaya devam edin. Lütfen. Bağışın efendim. Atıf, yapma böyle ne olursun. Narin, ben bu çete işine girmemiş olsaydım şu an annem bu durumda olmayacaktı. Kadının kalbi var. 2 kere durmuş kalbi ambulansta. Ya ölürse? Ha? Sana söz veriyorum, iyileşecek. İkisi birden iyi olacak, söz veriyorum. Abi... Adam gözümün içine baka baka yalan söylüyor. İnkar ediyor yaptıklarını. Şimdi Erol Bey'le gitmiş, onların hepsini anlatıyordur. Benden bahsedip güle oynuyor. Ha? Nasıl olacak? Bana bak, sana yemin ediyorum... Eğer annemin, babamın başına bir şey gelse... Yemin ederim Fırat Kazan'ın gözünün yaşına bakmam. Benim bir işim var, halledip geliyorum. Ben de bir hava alacağım. Can, ne haber? Ha, ne yapıyorsun Narin? Vallahi haberleri iyi değil. Atıf'ın babası kaçırıldı, annesi yoğun bakımda kalp krizi geçirdi. Ne diyorsun kızım, şaka mı bu ya? Yok, şaka değil, keşke olsan. Ben hastanedeyim şimdi, bir işim var, halletmem gerekiyor. Gelebilir misin acaba? Hali perişan çocuğun. Burada birileri var ama yetmez, bir dosta ihtiyacı var. Tamam, hangi hastane? Tamam, geliyorum, kapat. Of, hay Allah ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.